Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Her zamanki gibi Google'a HGV Trade yazıp ilk çıkan linke tıklıyoruz. Sitemize ait olan. Bugün gelen istekler üzerine Ford Otomotiv sanayi inceleyeceğiz arkadaşlar. İlk önce her zaman dediğimiz gibi destek direnç kısımlarını mutlaka inceleyin. Dip sirve analizini mutlaka inceleyin. 2021-2020 olsun. Radar analizine bakın. Algoritma analizlerini inceleyebilirsiniz. Negatif endekste hangi algoritmada ne yapmış? Pozitif endekste hangi algoritmada çıktığında ne yapmış? Bunların hepsi size bir fikir verir arkadaşlar. Grafiği aç kısmından grafiğimize gelelim. Grafiğimizi incelemeye başlayalım. Fiyat çizgisini kaldıralım kafa karışmasın diye. Yazılarımızı biraz büyütelim. Daha rahat görünmesi için. Evet arkadaşlar. Önce göstergelerden bir lazerimizi atalım. HGV Trade lazer yazdığımızda grafiğin üstüne lazerimizi hemen atıyor. Bu lazer ne dedik arkadaşlar? Size trendin gücünü gösteren bir sembol, bir gösterge bize ait olan. Bu mavi kısmı her zaman söylediğimiz gibi trendin güçlü olduğunu, kırmızı ise zayıfladığını gösteriyor. Asla bu demek değildir ki mavi çıktı hemen yükselecek veya kırmızı çıktı hemen düşecek. Tabii ki hayır. Bu size sadece yardımcı olacak bir gösterge. Şu an burada gördüğümüz gibi son kısmımız maviye dönmüş. Ama hala yatayda. Yani yukarı doğru dönmemiş. Trendin güçlü olduğunu şu an az da olsa söyleyebiliriz. Bundan sonra uzun vade ilk önce Ghost Fibo uzun vademize atalım. Hatta şu lazeri de kaldıralım. Kafamızı karıştırmasın. Evet arkadaşlar, uzun vadedeki desteklerimiz, dirençlerimiz bildiğiniz üzere güçlü. Güçlü destek ve dirençler. Burada gördüğünüz gibi şu bölgede, yani bunu hiçbir zaman nokta atışı almayın arkadaşlar. Yani 182.13 demiş ama bunun altında, üstünde, altında, üstünde burada bir zorlanmış fiyat. Yani kararsız kalmış. Bu ana destekte, güçlü olan ana destekte burada bir bocalamış diyebiliriz. Şimdi son gün olarak son bara baktığımızda Ghost Fibo ana desteğinin şu an üzerinde gözüküyor. Bu koskocaman arayı hocam şimdi yani bu kadar mesafe var, bunu buradan buna bekleyeceğiz mi? Hayır tabii ki. Hemen uzun vadeyi kapatıp bir sonraki adıma, yani orta vadeye geleceğiz. Şimdi orta vadeyi açtığımızda her zaman söylediğimiz geçiş bölgesini burada görebiliyoruz. Geçiş bölgesi neydi? Her zaman burayı bir bölge olarak alın diyoruz. Bölge olarak inceleyin. Geçiş bölgesinin her zaman üst tarafta, fiyatın üst tarafta gezinmesini isteriz. Alt tarafa indi, eyvah ne yapacağım? Hayır. Korkacak mıyız? Hayır. Korkacak bir şey yok. Ama fiyat gezinecekse bu bölgede veya dinlenecekse üst tarafta dinlenmesini isteriz. Şu an nerede fiyatımız? Ghost Fibo geçiş bölgesinin üst tarafında. Burada görebiliyorsunuz. Tamam. Buradan sonra nereye bakmalıyız? Nasıl takip etmeliyiz dersek, üst, yani bir yükseliş trendi olması için burayı üste doğru kırarsa ve Ghost Fibo ana direncinin üstünde kalırsa yükselişten söz etmeye başlayabiliriz. Fakat burada önüne çıkacağı ilk direnç neresi hocam? İlk direnç Ghost Fibo ara direnç 215.80 dediğimiz bölge olacaktır. Ne olabilir? Fiyat burada gezinir. Burada geziniyor.
Bir sıkıntı var mıdır? Yok. Geçiş bölgesinin üstü her zaman artı dedik. Olumlu. Fiyat buraya indi hocam. Ben panik oldum. Gerek yok. Burada da gezinebilir. Hiç sıkıntı değil. Ama gezinecekse, dinlenecekse biz geçiş bölgesinin üstünde dinlenmesini her zaman tercih ederiz.